Evet arkadaşlar, bugün size 271 motoru tanıtacağım. Aracımız 211 kasa. Bu 271 motor C180'lerde 1.6 olarak, 211 kasa ve 203 kasalarda 1.8 olarak geliyor. E250, 212 kasalarda 1.8 EV olarak geliyor ama o motor turbolu olarak geliyor. Bu motor 211 kasa, 203 kasa ve C180, yani 204 kasaların bir kısmında kompresör olarak geliyor arkadaşlar. Bu motorda kronik sorun olarak şöyle size söyleyeceğim. Elektrik tesisat sorunu var. Bu sorun yüksek kilometreli araçlarda daha çok kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu sorunun önüne nasıl geçebiliriz onu şimdi size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bunlar mıknatıslar, egzantrik okuyucu deniyor ustalar buna, her şey diyor. Bunların ömrü 100.000 kilometre arkadaşlar. Bunlar 100.000 kilometre sonra bu jaklarından tesisata yağ vermeye başlıyor arkadaşlar. Bu tesisat zamanla buradan motor beynine kadar bu yağı götürüyor. Zamanla bu yağ motor beynine de gelmiş oluyor ve tesisatın içi de komple yağ dolduğu için araç çekiş düşüklüğü, arıza lambası yakması gibi arızalar veriyor. Ve bu tesisatın ya çıkmasını alıp takacağınız ya da mengenlere gidip aracın şasi numarasından bu araca göre motor tesisatı isteyeceğiniz. Yani bu tesisat bozuldu mu bunun bir daha tamir olma, yapılma ihtimali yok. Kimse uğraşmaz. Ve Mercedes bu sorunu gördü, yaşadığı için bu jaklardan ekstra olarak müşterisine ücretsiz değil de kendi bünyelerinde bunları satışına sundu. Ben de bu aracımı aldığımda bu mıknatısları yeni değiştirmiştim. Sonra baktım ki böyle bir jaklar var, araya giriyorsunuz. Tesisatın arasına giriyorsunuz, yani şu araya, kendi jakı bu Mercedes arabanın. Şu araya bunları giriyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yağı bu jaklar aracın tesisatına vermiyor. Yani geçmesine izin vermiyor. Bu mıknatıslar 100.000 kilometre sonra yavaş yavaş tesisata yağ vermeye başladığında bu jaklardan dolayı bu yağ tesisata geçemeyecek. Yani motor tesisatını korumuş olacaksınız arkadaşlar. Bu yağ, bu jakların da mengenlere gittiğinizde parça numarasını şu an bilmiyorum ama parça numarasını vererek oradan alabilirsiniz arkadaşlar. 2 sene önce ben tanesine 200 TL para vermiştim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkürler.